Misafirperver bir sahabi vardı. Hanımı ise her gün kocasının yanında birkaç misafir ile gelmesine artık tahammül edemez olmuştu. Birkaç defa kocasına, "Sen her gün birkaç misafirle geliyorsun. Gelen misafirler çocuklarımızın rızıklarını yiyorlar," dediyse de kocası her gün yanında birkaç misafir getirmekte ısrar ediyordu. Kadın dayanamayıp Resulullah'a şikayete karar verdi. "Ya Resulallah, kocam her akşam eve birkaç misafir getiriyor. Böylece de kocamın kazandıkları hep misafirlere gidiyor. Bir gün hastalansa açlıktan ölmekten korkarım," dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadının kocasını huzuruna çağırdı. "Adam, ben misafirsiz edemem ya Resulallah. Soframda misafir olması bana neşe ve bereket veriyor," diyor ve diretiyordu. Bu sefer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadına, "Bundan sonra fazla değil, bir misafire razı olup olmadığını sordu. Kadın buna da razı değildi. "Ben çocuklarımın rızkını başkalarının yemesine rıza gösteremem," diyordu. Adam hiç olmazsa bir misafire de ısrar edince, kadın boşanmaktansa bir misafire razı oldu. Fakat o akşam üzeri beyinin yine eve iki misafirle geldiğini gördü. Kadın sinirlenmişti. İçi rahat değildi. Yemek hazırlamak için mutfağa girdi. 3 kişilik yemek hazırlayıp tepsiyi kocasına verdi. Biraz sonra da misafirlerden birinin çıkıp gittiğini gördü. Hazırlanan yemeklerden biri yenmemişti. Kadın kocasına, "Misafirin biri niçin yemek yemeden çıkıp gitti?" diye sordu. Adam, "İkinci misafirin farkında değildi. Sen hangi misafirden bahsediyorsun? Ben bir misafirle geldim. O da içeride işte," diye cevap verdi. Kadın çok iyi görmüştü. Misafirin birisi yemek yemeden çıkmıştı. Tabii bu münakaşanın içinden çıkamayacaklarını anlayan karı koca hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müracaata gittiler ve durumu anlattılar. Onları dinleyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. "Evet, eve iki misafir gelmişti. Fakat bunlardan birisi hakiki insan değildi. İnsan suretine giren rızıktı. Allah Celle Celaluhu hanımını akıllandırmak için rızkı insan kılığına sokmuştu. Hanımın ise yine misafirler için bir miktar rızkı gözden çıkarıp hazırladı ama o rızık eksilmedi. Evet, şunu iyi bilesiniz ki her misafir kendi rızkı ile gelir. Ve kimse kimsenin rızkını yiyemez, eksiltemez. Hatta misafir bir evin bereketini artırır ve o evin rızkında artma olur." Tabii ki kadın bu hadiseden sonra itiraz edecek durumda değildi.